Evet, herkese merhaba. Bu akşamki söyleşimiz Profesör Doktor Onur Ramzıoğlu hocamızla. Onur Ramzıoğlu hocamız Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı bölümünde akademik çalışmalarını sürdürürken 1 Eylül 2016'da çıkarılan 672 sayılı KYK ile ihraç edilmişti. Ardından yine Kocaeli Üniversitesi'nden ihraç edilen diğer hocalarımızla ve hep birlikte kurmuş olduğumuz Kocaeli Dayanışma Akademisi'nde ve diğer çeşitli kurumlarda akademik çalışmalarına devam ediyor. Onur Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi Herkese akşamlar saygıyla hocam. selamlıyorum. İyi akşamlar hocam. Onur Hocamızla bu akşamki söyleşimizin başlığı domuzlardan Malayan pangolinlerine pandemiler. Oldukça ilginç bir başlık hocam. Öncelikle. Hocam tabii bu başlığa geçmeden önce öncelikle şunu sormak istiyorum. Konuyu, salgını nasıl ele alacaksınız bu akşamki söyleşimizde? Yani esasında başlığın ilginçliği de oradan kaynaklanıyor. Yaşamakta olduğumuz pandemiyi biyolojik ve tıbbi nedenlerle daraltılmış bir biçimde ele alma eğilimi, aldırma eğilimi çok yaygın. Çok fazla sorgulamadan birçok bilimci, hatta kendisini muhalif olarak tanımlayanlar bile böyle bir bence hataya düşüyorlar. Çünkü bedenimiz toplumsal. Dolayısıyla bu bedenin hastalıkları da, bunu etki eden faktörler de toplumsal olarak ele alınmalı. Biz de bu akşam sizle beraber, eğer uygun olursa, boyutuyla öncelikle ele alacağız. Anladım hocam. Hocam toplumsal boyutuna geçmeden önce dilerseniz önce virüsün biyolojik boyutuyla başlayalım. Ne dersiniz? Ona dair neler Tamam. söyleyebiliriz? Diğeri baki. Biz bu konuları da kısaca paylaşalım. Çok paylaşılıyor. Pek çok kişi bunu da biliyor ama yine söylemekte büyük yarar var. Şu anda COVID-19 hastalığı etkeni SARS-CoV-2 diye bir virüs. Koronavirüs ailesinden. İnsanlık bu virüs ailesini 1960'lı yıllarda tanıdı. Solunum sistemimizde var olan virüslerden bir grup ve bugüne kadar bilinen insanda canlı ortamlarda varlığı bilinen 7 koronavirüs var, 7 tip koronavirüs var bu aileden. Bir RNA virüsü diye biliyoruz, yani genetik cevherinde ribonükleik asit var, tek sarmal boyutunda. Solunum sistemi virüsü. Biliyorsunuz virüsler diğer mikroorganizmalardan farklı olarak canlılığını sürdürebilmesi için canlı bir hücreye gereksinim duyuyorlar. O bakımdan bir canlının vücudunda olursa bu genetik materyalleri kopyalanıyor, dolayısıyla çoğalıyorlar. Ancak hiçbir virüs insanları hastalandırmak için o vücutta bulunmuyor. Bu çoğalmayla kendi varlığını, kendi canlılığını sürdürebilmek için bu hücrelerde var olmaya çalışıyor. Böyle bir özelliği var. Ve de bu çoğalmalar sırasında değişen dış faktörler karşısında genetik değişikliklere uğrayabiliyor. Ki biz buna mutasyon diyoruz. Esasında mutasyon dediğimiz şey günümüzde evrimin takip edilen bir aşaması. Bunu söyleyebilirim. Virüslerdeki mutasyonu bir dış ortam değişikliğine karşı canlının, virüsün kendini koruması diye ele alabilirsek eğer, evrimin de esasında günümüzde inceleyebileceğimiz bir boyutu diye söylemekte yarar var. Bunu paylaşmak isterim. İnsan vücudunda bilebildiğimiz 200 civarında virüs var solunum sisteminde. Ve bunlara karşı tam çalışan bir aşı yok. Çünkü bu değişim nedeniyle örneğin grip virüslerine karşı aşılar yapılıyor biliyorsunuz ama koruyuculuğu yaklaşık 8 ay içinde tükeniyor. Çünkü
bir önceki yılın virüsleri üzerinden yapılan bu aşılar virüs genetiğinde yaklaşık %60 ila 70'lik benzerlik olursa koruyuculuğunu sürdürebiliyor. O bakımdan sürekliliği sağlanmış bir aşıya sahip değiliz ama grip aşılarından hiç olmazsa teknolojik olarak nasıl aşı üretilmesi gerektiğini insanlık şu ana kadar öğrenmiş ve bunu sağlayabiliyor. Onu söyleyebilirim. SARS-CoV-2 virüsü de daha önce bildiğiniz bu SARS hastalığının etkeninin bir başka biçimi diyelim, aynı aileden olmakla beraber MERS gibi damlacık yoluyla bulaşıyor. Yani konuşurken ya da işte öksürürken ağızdan çıkan görünen görünmeyen su zerreciklerin içinde çıkıyor, solunum yolundan çıkış sağlıyor. Dolayısıyla bulaşması da bu damlacıkların bir başka canlıya, örneğin insana ulaşmasıyla oluyor ya da temasla. Yani elinizi hapşırırken ağzınıza kapattınız, eliniz ıslandı ve virüs oraya bulaştı. O elinizle birini temas ettiğinde de bu şekilde bulaş oluyor. O bakımdan fizik mesafe önemli. Yani bu konuşma sırasında, karşı karşıya geldiğiniz sırasında virüsün ulaşamayacağı, daha doğrusu bu damlacıkların size erişemeyeceği bir mesafe ki biz buna fizik mesafe diyoruz. Ancak maalesef bu pandemi başlangıcında fizik mesafe yerine çok yaygın bir biçimde sosyal mesafe kullanılmıştı. Halbuki sosyal mesafe sınıfların birbirindeki arasındaki mesafeyi ifade etmek için kullanmamız gereken bir terminoloji. Neyse ki en azından ülkemizde daha sonra Dünya Sağlık Örgütü'nde hatta reisi cumhurun dilinde bile bunu değiştirebildik ve tam da kendi salgın biliminin içinde olduğu gibi fizik mesafe olarak kullanılıyor. Bunu söylemek isterim. Etken yani virüs bir kişiye bulaştıktan 5 ila 7 gün sonra ateş yükselmesi, solunum zorluğu ya da öksürük gibi belirtilerle, halsizlik belirtilerle ortaya çıkıyor. Kuluçka süresi 2 ila 14 gün arasında değişiyor. Ortalama 5-7 gün. Bulaştırıcılığı da virüsü almış kişide bu dediğim tablolar ortaya çıkmadan 2 gün önce başlıyor. Başkasını hasta yapabilme özelliği ve hastalık belirtileri bittikten sonra tamamlanıyor. Şöyle bir özelliği var. Eğer herhangi bir önlem alınmazsa bu virüsün hastalandırdığı kişiler bu bulaştırıcılık sonuna kadar 2 ila 3 kişiyi bulaştırıyor hastalığı. Dünya Sağlık Örgütü'nün ifadesiyle, hesaplamalarıyla böyle dünya geneli değerlendirildi. Bu şu demek, R0 değeri diye çok geçiyor ya bulaştırıcılık hastalığı, işte bu. Yani hasta bir kişi iyileşene kadar herhangi bir özel tedbir alınmazsa bu hastalığı kaç kişiye bulaştırıldığı ifade ediyor. Ben kısaca etkenin hani bu özelliklerinden bahsetmiş olayım. Genel anlamda bilgimiz dahilinde olan şeyler olmakla beraber. Anladım. Çok teşekkürler hocam. Teşekkür ederim. Peki hocam, yani bu özelliklerden bahsetmişken bir de salgının, pandeminin şu anki durumuna dair neler söylemek istersiniz Türkiye'de ve dünyada? Günümüzde bugün itibariyle, bu da birkaç gün önce ulaştı, 213 ülkede var hastalık. Dolayısıyla bu nedenle dünya genelinde yaygın bir hastalık olarak, salgın olarak ifade edildiğinde pandemi diye geçiyor. Tabii küresel bir sorun ama daha sonra yine tartışırız sanıyorum. Dikkat edersek ya da izlersek çözüm hep ulusal düzeyde aranıyor. Yani bütün ülkeler sorun sanki kendi ülkelerine özgünmüş gibi çözümle ilgili, mücadeleyle ilgili, salgınla mücadele ilgili süreçleri ulusal düzeyde yürütüyorlar. Ben özellikle bunun da altını çizmek istiyorum. Bazı hesaplamalar nedeniyle 18 yani bugün 19 Mayıs olmakla beraber 18 Mayıs tarihi itibariyle bazı verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi doğrulanmış hasta sayısı dünyada 4.911.743 kişi olmuş. Doğrulanmış hastalar içinde de ölenlerin sayısı 320.454 kişiye ulaşmış dün akşamki veri itibariyle. İşte peki doğrulanmış hasta ne demek? Şöyle söyleyeyim. Doğrulanmış hasta dediğimizde
Klinik olarak yani ateşi, öksürüğü, solunum zorluğunun yanı sıra akciğer tomografisinde akciğerde virüse bağlı zatüre bulguları olan ve beraberinde de ayıcı tanı testi olarak kullanılmakta olan PCR diye herkes artık biliyor, onun açılımına gerek yok. O da pozitif çıkan hastalar. Bunların sayısı itibariyle 4 milyon 900 bin. Şimdi peki bu hastalığın bir özelliği var. Dünya genelinde yine bilinen. Örneğin 100 hastadan yaklaşık 30'u herhangi bir bulgu göstermeden bu hastalığı geçiriyor. Sadece 20 kişi, 100 kişiden 20'si bu yakınmalar nedeniyle ortalama olarak hastaneye gidiyor. Ve hastaneye gidenlerden de yaklaşık %5 ila 7'si civarında da yoğun bakım gereksinimi oluyor. Dolayısıyla esasında Dünya Sağlık Örgütü tarafından da ve diğer kuruluşlar tarafından da doğrulanmış olgular, doğrulanmış hastalar olarak tanımlanan kısım, eğer testte bütün onları da hastalarda %100 hastalık ortaya koyabiliyorsa ancak %20'sini oluşturuyor. Şimdi Türkiye'de de hasta sayısı 150 bin civarında, 150.593 kişi dün itibariyle doğrulanmış hasta sayısı. Doğrulanmış hastalar içinde ölümde 4.171 kişi. Şimdi Türkiye'de hastaneye gidilenlerden bu yakınmalarla akciğer tomografisinde de bulguları olanlara test yapıldığında 100 hastadan ancak 27'sinde test pozitif çıkıyor. Bunu da Ege Üniversitesi kendi hastaları üzerinden açıklamıştı. Bunun dünya ortalaması %50'ler, %60'lar civarında. Yani 150 bin kişi %30'u demek şeyin, hastaneye gidenlerin, eğer bunun üzerinden düşünürsek. Öyle olunca ne anlama geliyor? 3 ile çarparsak bunu 450 bin esasında doğrulanmış hastamızın olması lazım. Bu da %20'siydi. Dolayısıyla yaklaşık 3 milyon civarında Türkiye genelinde dün tarihi itibariyle COVID-19 hastalığı geçirmekte olan ya da geçirmiş olan kişi sayısını tahmin etmek mümkün. Sağlık Bakanlığı'nın elinde normalde hastaneye başvurup kaç kişiye bu testi öncesinde tedavi başladıkları, ki Türkiye'de hastaneye bu yakınmalara ulaşan herkes hemen hemen bir şekilde belirtileri zayıflatacak, hafifletecek ilaç tedavileri uygulanıyor. Yoksa etkeni yok edecek, o hastalığı tedavi edecek ilaçlar henüz yok. O nedenle de böyle bir prosedür olduğu için de esasında sadece testleri pozitif çıkanları bize söylüyor Sağlık Bakanlığı, bazen Twitter'la bazen basın açıklamasıyla, ama elinde hastaneye gidenlerin toplam sayısı var. Maalesef bunları bizle paylaşmıyor. Şimdi biraz önce R0 değerini söylemiştim. Bu sayıların ne gibi önemi var? R0 değeri 2 ila 3 olduğu için COVID-19 hastalığının etkeninin, bu şu demek, ilacı yok bu hastalığın. Aşısı yok. Bu salgın hali dolayısıyla nasıl, nereye kadar devam edecek diye bir soru hep karşılaşıyoruz. O da şu demek, toplum bağışıklığı sağlandığında salgının bu alevli hali bitecek demek. Buna bir dönemler yine maalesef sürü bağışıklığı deniyordu. Halbuki böyle bir kavram insanlar için kullanılmıyor. Aşılama iç hizmetlerinde kullanılıyor, hastalıklarda kullanılıyor. Toplum bağışıklığı. Biraz sonra belki başka sorularla da bunu ayrıca konuşuruz, ama toplum bağışıklığı bu hastalık için nüfusun %50'sinin en az ve %67, %50'si ve %67'si bu hastalığı geçirirse, yakalanırsa salgın hali bitecek diyebiliyoruz. Bu hesaplamalarla öngörümüz bu. Dünya itibariyle ne kadar gerekiyor? Dünya nüfusu Nisan 2020 tarihi itibariyle açıklandı. 7 milyar 777 milyon, devam ediyor yine 707'de. Yani 7.8 milyar diye ifade edebiliriz. Bunun %50'si ne kadar? 3,9 milyar. %67'si
5,2 milyar kişi. Yani dünyada henüz 4-5 milyon kişi hastalanmış. Bu salgının aşısı çıkana kadar, ilacı bulunana kadar salgın halinin ortadan kalkabilmesi için yaklaşık 3,9 ila 5,2 milyar insanın bu hastalığı geçirmesi gerekiyor. Böyle bir özelliği var. Türkiye'de bu nasıl? Biliyorsunuz Türkiye'de de TÜİK'in 31 Aralık tarihi itibariyle açıkladığı Türkiye nüfusuna göre 83.154.997 kişi nüfusumuz. Bunun %50'si 41,5 milyon yapıyor. %67'si de 55,7 milyon yapıyor. Yani o zaman bakanlığın açıklamış olduğu sayı üzerinden bakarsak henüz %50'sine ulaşmak istiyorsak ancak 10.000'de 36'sına ulaşmış. Eğer %67 üzerinden düşünürsek 10.000'de 27'sine ulaşılmış. Tablo bu boyutu itibariyle. O bakımdan şimdi bu salgın halinin bir şekilde ortadan kalkabilmesi için toplum bağışıklığının yükselmesine gereksinim var. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın. O bakımdan bunun ulusal bir çözümü olmadığını, küresel bir çözüm üzerinde düşünmesi gerektiğini esasında paylaşmak ve altını çizmek gerekir. Bu süreçlerle ilgili olarak peki salgın devam ediyor ama bir şekilde açılma faaliyetleri başladı biliyorsunuz. Belki açılmadan önce bazı kavramlar da söylenebilir. Toplumsal hareketliliğinin kısıtlanması, sokağa çıkma yasağı gibi. Türkiye'de uyguladığı işte 65 yaş üstü, 20 yaş altı, ki ama burada tabii ki çalışıyorsanız, emek gücünü satıyorsanız 20 yaş altına ve 65 yaş üstüne takılmıyorsunuz. Bu sokağa çıkma yasağı esasında. Evde kalkarsa bir sokağa çıkma yasağı itibariyle de. Hareketliliğin kısıtlamasını anlamamız gereken şey fizik mesafeye uyunuz. Birbirinize yakın olmayınız. Birbirinize kucaklaşmayınız, el sıkışmayınız. Bu bir kısıtlılık. Ya da toplu taşımlarda işte bir şeyin sandalyenin boş bırakılması, aralıklı oturulması, toplantıların yasaklanması ya da işte pazar yerine girerken, markete girerken belli sayıda insanın girmesi, maskeli girmesi gibi uygulamalar toplumsal kısıtlı, hareketliliğin kısıtlılığı olarak geçiyor. Kavramı bu şekilde ele alalım. Bu kısıtlılıklar nasıl gevşetilir? Dünya Sağlık Örgütü Nisan ayında bununla ilgili bu etken üzerinden bilim insanlarının da çalışmaları sonucu bazı kurallar belirledi. Diyor ki kesin kriter şu: son 14 gün içinde yapmakta olduğumuz test sayısı artırarak devam ederken ortaya çıkan hasta sayısı sabit kalıyor ya da azalıyorsa siz kısıtlılıkları ortadan kaldırmaya yavaş yavaş başlayabilirsiniz. En az 14 gün boyunca ölümler azalıyorsa, sağlık çalışanlarında hastalığın görülmesi azalıyorsa gibi bunu destekleyici kriterleri de var. O bakımdan bol test yapmak, tanı testini bol uygulamak, olabildiğince gerekli olan herkese uygulamak, bundan imtina etmemekle ilgili bir önerisi var. Dünya genelinde 1 milyon kişi başına test uygulamanın önde gideni İspanya. Hani çok görülüyor deniyor ama orada çünkü çok fazla da test yapılıyor aynı zamanda. 1 milyon kişi 65 bin kişiye test uygulanıyormuş bugün itibariyle. Portekiz'de de benzer bir sayı var. Türkiye'deki sayı daha 20 bine ulaşmadı. Yani 1 milyon nüfusun 1 milyon kişisinden ancak 19.500'üne test uygulanabiliyor. Böyle bir oran var. O bakımdan bu açılma kriterleri ya da işte kısıtlılığın kaldırılması ile ilgili geçtiğimiz hafta itibariyle uygulanmaya başlanan nasıl söyleyeyim, hayata geçirilen programlar konusunda bu bilgiler konusunda net bilgimiz olmadığı için hala şeffaflık olmadığı için hala verilerde sansür olduğu için şüphelerimiz var. Anladım hocam. Çok teşekkürler hocam. Teşekkür ederim. Dilerseniz artık yavaş yavaş söyleşinin başlığına da geçelim hocam. Gerçekten ilginç bir başlık. Domuzlardan Malayan pangolinlerine pandemiler. Evet. Neden böyle bir başlığı tercih ettiniz hocam öncelikle? Vallahi şöyle söyleyeyim.
Dünya Sağlık Örgütü biliyorsunuz 1948 yılında kuruldu. Ve 20. yüzyılda hiçbir şekilde uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan etme ihtiyacı duymadı. İlk kez 2009 yılında birincisini domuz gribi diye bildiğimiz influenza A H1N1 virüsü üzerinden gelişen pandemi için ilan etti birincisini. Bu etken H1N1 etkeni o tarihe kadar sadece domuzlarda bulunuyordu ve domuzlarda gribe neden oluyor. İnsanlarda domuzlardan insana bulaşmıyordu. Ve o bakımdan da domuzların hastalığıydı. Birincisi bu. İkincisi etkenimiz, şimdiki etkenimiz biliyorsunuz SARS-CoV-2 virüsü. Bu da Dünya Sağlık Örgütü'nün 30 Ocak 2020 tarihi itibariyle 6. defa 6.sını ilan etti. Neyin? Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumunu. Yani bakın yaklaşık 10-11 yıl içinde Dünya Sağlık Örgütü tarihinde 6. defa bir pandemi nedeniyle bu sefer yine uluslararası sağlık acil durumu ilan ediyor. İşte bu nedenle bu ikinci, altıncısı ya da son, şimdilik sonuncu diyelim. Ama bu son ilerleyişe bakılırsa periyot pandemilerde daralıyor. Dünya Sağlık Örgütü de 72 yıllık tarihinin son 10 yılında altıncısını ilan ediyor kamu sağlığı acil durumunun uluslararası düzeyde. Burada da bu etken SARS-CoV-2 virüsü daha önce insanlarda hastalık yaptığı bilinmeyen, insanlarda izole edilmemiş, tanımlanmamış, yarasalarda ve işte başlığımızda olduğu gibi Malayan pangolinlerinde izole edilmiş bir virüs. Onlarda varlığı biliniyordu. Malayan pangolinlerinde de bizde hastalık yapmakta olan bugünlerde, insanlarda hastalık yapmakta olan etkenin %98 olasılıkla var olduğu, ortaya konmuş olduğu Nature dergisinin 7 Mayıs tarihli sayısında yayınlandı. O bakımdan bu en azından bugüne kadar çok net bilinmeyen etkinin taşıyıcısı, yani ara konak olan bir canlı. Şimdi peki nasıl bir ilişkiler var? Bunlar arasında nasıl ki bağlantılar kurmak lazım? Şöyle söylemek istiyorum. 2007 yılı itibariyle Kuzey Meksika'daki Perote kasabasında yaklaşık o bölgede daha doğrusu 1 milyon domuz çiftliği olduğunu ve burada da 65 milyon civarında domuz yetiştirilmekte olduğunu, yani bir endüstriyel domuz çiftlikleri cenneti Kuzey Meksika. Niye peki? Ne oldu da böyle oldu? Biliyorsunuz 70'li yılların sonu, 79 yılı gibi, 70'li yıllarda kapitalizmin yapısal krizinden sonra ABD'nin hegemonyasında Dünya Bankası ve IMF'nin de aracılığıyla kapitalizmin yeniden düzenlendi ve neoliberalizm diye de bazılarımız tarafından tanımlanmakta olan bir süreç başlamış oldu. Neydi bu? Merkez kapitalist ülkeler, daha çok finans kapitalle şekillenen, onun dışında doğaya olan yükü, insanın sağlığına olan zararı yoğun olan, yüksek enerji kullanan, emek yoğun üretim süreçlerine sahip bütün üretim alanları, işte hurda demir çelik üretiminden çimento sanayine kadar, tekstilden bu alanda itibariyle söyleyelim, pek çok alana kadar Türkiye'de esasında 90'lı yıllarla beraber artan üretim alanlarının tümünü perifer bağımlı kapitalist ülkelere kaydırılan merkezden üretim alanları olarak görmek mümkün bu boyutu itibariyle. İşte Dünya Bankası ve IMF üzerinden pek çok ülkeye de istemeseler bile zorla, kredi baskısıyla bu sistem kabul ettirilmiş oldu ve düzenlenme ve
çalışma ortamının düzenlenmesi, sağlık, eğitim, ulaşım gibi yaşam alanlarının neredeyse tümünde tırnak içinde neoliberal reformlar gerçekleştirilmiş oldu. Böylece ucuz emek gücü olan yerlere merkez kapitalist ülkelerden sermaye grupları yatırım yapmaya, o alana kaymaya başladılar. İşte 1970'li yıllarda, 80'li yılların başında Amerika'da bulunan yaklaşık 1 milyon civarındaki domuz çiftliği ve bunlara sahip şirketler bunları Kuzey Meksika'ya geçiriyorlar. Emek gücü çok ucuz olduğu için. Ayrıca Meksika hükümetinden de destek aldıkları için, finansal destek aldıkları için vergi ve benzeri gibi doğrudan ve dolaylı desteklerle. İşte o nedenle 1 milyon domuz çiftliğinin sayısı yaklaşık 65 bine iniyor. 53 milyon domuz da yaklaşık 65 milyona çıkıyor. Yani çiftlik başına 1 milyon domuz var. 1000 domuz var, affedersiniz. Endüstriyel çiftlik dediğimiz bu. İşte burada domuzlarda H1N1 dediğimiz grip virüsü grip yaptığında işte burun akıntılarından ve benzeri ortamda bulunurken çok sıkışık olmaları nedeniyle onların bakıcılarıyla olan ilişkileri de bu sıkışıklıktan etkilendiği için onlar düşük ücretle çalışıp yaşam koşulları çok kötü olduğu için aynı zamanda bu etken domuzlardan insanlara bulaşmaya başlıyor. Biz buna zoonoz diyoruz. Hayvandan insana bulaşıp insanda hastalık yapan etken. Önce H1N1 zoonoza dönüşüyor. Yani domuzdan insana bulaşan oluyor ama bunu fark etmiyoruz öncelikle. Daha sonra da insandan insana bulaşır hale geliyor. Ve işte bu dönemde Meksika'nın da Türkiye'de olduğu gibi sağlık sisteminde neoliberal reform faaliyetleri uygulandığı için birinci basamak sağlık hizmetleri ortadan kalktığı için insanların ilk başvuru yerleri onları bir mahalle olarak bir köy olarak ele almayıp tek tek bizdeki aile hekimliği sistemi gibi tek tek ele aldığı için o alanda kimse bir salgın başladığını fark edemiyor. Ve Meksika'da başlayan domuz gribi salgını başka ülkelerde de görülmeye başladığında fark ediliyor ve işte bu gelişmelerden sonra ortaya çıkıyor ki evet bu koşullarda yaşayan domuzlar o koşullar nedeniyle kendilerinde sadece hastalık yapan etkeni insanlara bulaştırmaya başladılar. Sonra da insandan insana bulaştı. Tarih 2009. Neyden hemen sonra? 2007 Temmuz'unda değil mi? Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan mortgage krizinin esasında denk geldiği süreçlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu süreçlerden kimlerin en fazla etkilendiği, yani emekçilerin emek gücünü satarak yaşamak zorunda etkilendiği bir dönemde nelerin neler nasıl yaşandığını göstermesi bakımından önemli. Şimdi ondan yaklaşık 11 yıl sonra ya da 10 yıl sonra diyelim, çünkü Aralık 2019 tarihinde Çin'de böyle bir salgının varlığı duyurulmuş oldu. Nerede? Çin'in Hubei eyaletinin başkenti Wuhan'da. Wuhan, Çin'in 7. büyük kenti, dünyanın 42. büyük kenti. Ve Wuhan, bildiğimiz kadarıyla dünyanın en büyük 500 sermaye grubundan 230'unun üretim birimlerinin olduğu, yatırım alanlarının bulunduğu bir kent. Ve buralardaki fabrika koşullarında çalışmalar yatılı. 7 günün 6 günü işçiler fabrikada yaşıyorlar. Bir gün köylerine gidiyorlar. Vardiya değişikliği makine başından makine başına değil, koğuştan makine başına vardiya değişikliği. Ve bu koşullarda yaşayanlar daha çok kente göçmüş, çeperde, gecekondulardan gelenler değil, doğrudan köyden alınmış, getirilmiş ve o fabrika koşullarına çalışmayla ilgili bazı eğitimlerden sonra bu süreçlere başlatılmış kişiler.
Yani tırnak içinde köylü işçiler diyebiliriz ve aynı zamanda da 21. yüzyılda köleliğin bir biçimi olarak o andaki koşulları ve oradaki işçilerin yaşam koşullarını ifade etmek gerekir. Çok derin eşitsizliklerin olduğu bir kent, bu uluslararası sermaye gruplarının yöneticileri nin yaşamı ve onların yardımcısı beyaz yakalı diye de ifade edebileceğimiz belki Çinliler var. Çok az bir grup ama onun dışında kent gerçekten çok büyük bir sefaletin içinde yaşıyor. İşte o koşullarda toplumun büyük bir çoğunluğunun yaşam koşulları yoksullukla, sefaletle iç içe işte yoksa Çin'in kültüründe yabanıl vahşi hayvanları mutfaklarında kullanmak yüzyıllardır var olan bir gelenek. Ama o gelenek içinde böyle hastalıklar en azından bildiğimiz, sanıldığımız kadar öyle olmuyordu. Ama o andaki yaşam koşulları Çin'in o yüzyıllardır yaşamadığı koşullar olduğu için işte yarayasadan ya da Malayan pandolinlerinden bu var olan bu etken insanlara bulaşmaya, daha sonra da insanlardan insanlara bulaşıp salgın yapmaya ve oralardan da dünyanın pek çok ülkesine bulaşarak salgın oluşturmaya başladı. İşte ben o nedenle bu uluslararası kamu sağlığı acil durumunun ilan edildiği birincisi ve sonuncusu şimdilik ikisini içerdiği için bunlarda etkenlerin konakçısının adları yaşadığı insan dışındaki canlılar olduğu ve o canlılarda yani insanda olmayan bir etkenle biz 21. yüzyılın birinci yıl 10 yılının ve ikinci 10 yılında uğraşıyoruz. Ve bu yaşam biçimi devam ettiği sürece de uğraşmaya devam edeceğimizi söylemek isterim. Şöyle söyleyelim, yani her iki hastalığın da hem domuz gribinin hem de COVID-19 hastalığının etkenlerini biliyoruz. İşte bir tanesi influenza A, H1N1 virüsü ki bu grip virüsü ailesinden. Diğeri de koronavirüs ailesinden SARS-CoV-2 virüsü. Şimdi bunlar neden insanlarda hastalık yapmaya başladılar diye biraz önceki açıklamalardan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Çünkü dünyada insanlar insan gibi, hayvanlar hayvan gibi, bitkiler bitki gibi yaşayamıyor. Bu biyolojik etken, son etken diyebiliriz. Bir de bunu ortaya koyan ara etkenler var. İşte iklim krizi, sağlık sisteminin krizi, çalışma ülkeler arası ve sınıflar arasındaki eşitsizliklerin artması, yoksulluğun artması, çalışma ortamlarının, yaşam koşullarının kötüleşmesi. Bunlar nasıl ortaya çıktı? Doğanın talanının, doğanın tahribatının önü açıldı. Sağlık reform programları oldu, Türkiye'deki sağlıklı dönüşüm programı gibi ve çalışma yaşamı yeniden düzenlendi. Yani esasında yapısal uyum politikaları gereği Washington Konsensüsü dediği ifade 79'daki bu faaliyet üzerinden bütün yaşam yeniden organize edildi. İşte burada diyoruz ki neoliberal kapitalizm temel etkendir bu pandemilerde. Ara etken bu neoliberalizmle değişen sağlık koşuludur, değişen üretim koşullarıdır, artan eşitsizliklerdir, yoksulluklardır. Doğanın talanındır. Ara etken de budur. Sonuçta görünen ve insanlara etkeni bu dedikleri biyolojik ve tıbbi alandaki etkenler de virüsler. Ama bu virüslerin daha önce insanlara hastalık yapmadığı halde bu hale gelmesi, hastalık yapıyor hale gelmesindeki temel etken ve ara etken de böylece paylaşmış ve konuşmuş olduk. Bunu söyleyebilirim. Anladım hocam. Dolayısıyla dinamiğimiz sunumumuzun dinamiği bu boyutta gidiyor. Tabii şöyle söyleyelim. Hocam Tabii devam ki. etmeden tam son sorduğumuz yer üzerinden belki ekonomi politiğine yine özellikle Türkiye'de yaşadığımız işin toplumsal boyutuna belki ayrıntılı başlıklar halinde sizin de sıraladığınız gibi geçeceğiz belki. Çünkü çalışma yaşamına dair hepimizin takip ettiği özellikle son günlerde öne çıkan çok distopik uygulamalar, öneriler de var. O boyuta gelmeden önce son söylediğiniz kısımdan hocam, yani insan-doğa ilişkisi üzerinden
Şimdi hemen benim aklıma şey geliyor. Özellikle bu salgın pandemi başladığından beri sosyal medyada sıkça paylaşılan, bir süre sonra artık böyle espri konusu haline de gelen bir cümle var. Yani sokakların, meydanların, yolların boş kalması, denizlerin boş, yani yoğunluğun önemli oranda belirgin şekilde azalması bu izolasyon süreciyle birlikte. Bunun sonucunda işte çok görmeye alışık olmadığımız çeşitli canlı türlerini daha fazla özellikle insan yaşam alanlarına yakın yerlerde de görmeye başlayınca işte doğa kendisinde olanı geri alıyor. İşte doğa insanlardan intikamını bu şekilde alıyor. İşte insanlar olmayınca işte doğa kendi şeyini, sürecini çok daha rahat devam ettiriyor gibi söylemler. Hatta bir süre sonra bunlar çok espri konusu haline de geldi. Hatta en son geçtiğimiz günlerde Gökçeada açıklarında da bu yalancı katil balinalar görüntülenmiş. Onun haberini okumuştum. Peki hocam, yani bu söylem şöyle bir şey içeriyor benim anladığım. İnsanlar ve doğa arasında bir karşıtlık kurulduğu üzerinde ama insanlığın sanki doğaya zulmettiği, yani bu gerçekten böyle mi? Yani sizin son anlattığınız kısımdan belki buraya siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. İnsan doğa karşıtlığından mı kaynaklandı bütün bu her şey, şu yaşadıklarımız? Ya da böyle bir karşıtlık gerçekten var mı? Yoksa yani bir karşıtlık varsa o karşıtlık nedir? Bilmiyorum, siz ne düşünürsünüz bu konuda? Şöyle söyleyeyim, insanlığı homojen olarak ele almamız mümkün değil. Toplumsal bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla kapitalist toplum biçimi itibariyle sınıflar varsa eğer, bu varlık reddedilmiyorsa, o zaman bütün bu gerekçeleri bilimsel olarak değerlendirmek mümkün değil. İnsana karşı olan, doğaya karşı olan kapitalizmin kendisi ve onun sahipleri, patronlar, egemenler, burjuvazi, sermaye sahipleri insanlığa karşı olan, doğaya karşı olan ve aynı zamanda kendilerinin de içinde bulunduğu bu dünyanın bu şekilde yok edilmesinin temel vesileleriler. Yani bizim bireysel tutumlarımızla bu dünyanın geleceğiyle ilgili bir değişiklik olması mümkün değil. Suyu daha az kullanmamızla, ışığı açık bırakmamamızla hesaplanacak işler değil bunlar. Bir hurda demir çelik fabrikasındaki ya da çimento fabrikasında tüketilen enerjinin evlerle karşılaştırılması mümkün değil. Türkiye'de sarf edilen elektriğin %83'ünü yaklaşık sanayi ve ticaret alanında kullanıyorlar. Ve bu abonelikler toplam abonelerin Türkiye'deki elektrik abonelerinin %20'sini oluşturuyor. %15'ini oluşturuyor. Dolayısıyla bize verilen bilgiler bu anlamda gerçekten çok yanıltıcı. Şöyle bir şey oldu. Kuvan'da bu salgınla beraber sokağa çıkma yasakları benzeri uygulandığında üretim de durduruldu o kentte. Tümüyle. Ve işte onun üzerine orada yapılan hava ölçümleri itibariyle bu anda bakın işte kentte hava iyileşiyor, temizleniyor gibi bir veri üzerinden bu genellenmeye çalışılıyor. Dünyada hava kirliliğinin nedenselliği itibariyle birinci sırada sanayi var. Ondan sonra trafik ve benzeri gibi ulaşım geliyor ki o da esasında büyük bir kısmı ticaret nedeniyle. Yani bizlerin arabalarını kullanması ya da işte otobüsle ya da uçakla seyahati değil esas mesele. Esas mesele dünya ticaretinin bu ulaşımdaki yeri. Gemilerle, uçaklarla, tırlarla. Dolayısıyla bunlarda bir değişiklik varsa doğaya yönelik olarak bir değişiklik söylemek mümkün olabilir. Ancak bu kadar hızlı bir geri dönüşümün varlığını ifade etmek, iddia etmek hiçbir bilimsel dayanağa dayanmıyor, yaslanmıyor. Yani bu tahribatlar keşke bu kadar kısa sürede düzeliyor olabilse. İnanın buna bu doğayı bu hale getiren patronlar bile gönüllü olurlar ara vermeye. Birkaç ay ara verelim, 20 yıl öldürelim. Sonra 2 ay ara verelim. Tek böyle bir şey keşke olsaymış diye içlerinden geçiriyorlar olabilirler ama İnanın bunun bilimsel bir dayanağı yok. Bu süreçte bu kadar kısa zamanda doğanın kendini yenilemesi
mümkün değil. Sadece emisyon düşüklüğü nedeniyle birçok yerde üretim kısıtlandı doğal olarak. Azaltıldı, ticaret hacmi düştü. Şimdi IMF ve ILO'nun Mart ayı sonunda çıkan, Mayıs ayı ortalarında da gözden geçiren raporları itibariyle baktığımızda IMF'nin raporu diyor ki dünyada gayri safi milli hasıla %3 civarında azalacak. Türkiye'de %5 civarında. Ve Türkiye'de tüketici fiyatları yıl sonu itibariyle %12 artacak diye bir saptama var. Ve bu yaşanan sorunlar esasında şunun altını çizelim birlikte. 2019'da da bu salgın olmadan da vardı zaten. 2007'de başlayan finans krizi değil mi derinleşerek devam ediyordu. Bir resesyon vardı. Ve bu krizin nasıl aşılacağıyla ilgili uygulamalar gündeme getiriyorlardı. Bence ulus devletler aracılığıyla nasıl söyleyeyim, otoriterleşme faaliyetlerini artırarak bunun önünü açmayı ya çabalıyorlar. Yani günümüzde işte özgürlüklerde çok ciddi kısıtlamalar var. İnsan hakları ihlalleri yaygınlaştı. Demokrasi çiğneniyor bu dönemde. Ve kendini tahkim ediyor ulus devletler bu süreç içinde. Otoriterleşme arttı. Daha önce televizyonlarda falan güvenlikçiler çıkardı biliyorsunuz. Devletin muktedir olduğu şeyleri anlatmak için. Şimdi sağlıkçılar ve hekimler var maalesef. Roller değişti ama yine bu tahkime uğraşıyorlar. Öyle ki aralarında ana muhalefet partisi dahil olmak üzere gönüllü tahkimler talep edildiğini duyuyoruz. Sokağa çıkma yasağı gibi. Değil mi? Yani bu kısıtlıkların artırılması gibi talepleri bilim insanlarından ve muhalefetten duyabiliyoruz. Gönüllü tahkim talepleri bunlar. İşte sistem öyle bir hale getiriyor ki maalesef bu pandemi bu otoriterleşmenin bir vesilesi aracına dönüştürülüyor. Bence hep birlikte buna da bu sürece de bu şekliyle uygulanmasına da dikkat etmemiz gerekiyor. Tedbirli olmamız gerekiyor. İLO'nun verilerine göre, ondan önce IMF'nin verilerine kısaca söz edeyim. Yaklaşık 7.8 trilyon lira G20'de hükümetler sermaye gruplarına para akıtmışlar. Böyle bir mesele var. Dolayısıyla 7.8 trilyon para az bir şey değil. Bu sistem çark teklemesin, herhangi bir sorun yaşamasınlar diye. Fransa'da, daha doğrusu Avrupa Birliği kapsamındaki merkez kapitalist ülkelerde gayri safi milli hasılaların %10'u civarında ama daha çok kamu alanında harcamak üzere de ayrılmış ve planlanmış. Türkiye'de biliyorsunuz bir paketi reis cumhurumuz açıklamıştı pandeminin hemen başında. O gayri safi milli hasılamızın %1,5'uydu ama tümü patronlaraydı. Emekçiye bir şey yoktu. Vereceğiz dediklerinden ücretsiz izinli çıkarma diye bir patronların eline bir koz verdiler. Dediler ki o şekilde olanlara biz devlet olarak para vereceğiz. Hatta o da işsizlik sigortası fonundan olacak dediler. Onun dışında günlük süre kısıtarak çalışanlara da ücret o nedenle düşenlere de günlük 39 lira ödeyeceğiz dediler. Ama dediler ki bunlar için siz maliyeye başvuracaksınız. Muhasebecileriniz aracılığıyla. Şu kadar kişiye izin verdim, onlara şunlar ödensin gibilerinden. Doğrudan başvuru yok biliyorsunuz yasak. Elektronik ortamdan, internet üzerinden başvuracaksınız. Önceki perşembe gününe kadar elektronik ortamda kimse ulaşamıyor. Yani başlayabilmesiyle ilgili daha maalesef pek çok aşama geçilmemiş durumda. Halbuki insanlar işten çıkartılalı ya da kısa süreli çalıştıralı 2 ay geçti. Şöyle bir veri var elimizde. Yaklaşık 1 milyar 230 milyon kişi işsizlikle karşı karşıya dünya genelinde. Bunlar da özellikle sanat, eğlence,
taşımacılık, konaklama, beslenme, toplam ve perakende ticaret alanlarında dünya genelinde 1 milyar 250 milyon kişi. Yani toplam emek gücünün %38'ine denk geliyor. İLO'nun raporundan bir bilgi bu. En şiddetli yaşandığı sektör işsizliğin bu sektörler. İkinci boyutta tarım, inşaat, madencilik ve finans sektörü geliyormuş İLO'nun raporuna göre. Ve hafif olan da işsizliğin diğerlerine göre tabii ki hafif olan eğitim, sağlık, savunma ve kamu yönetimi olarak geçiyor. Böyle bir özelliği var. Türkiye'de tabii farkındaysanız iktidar şöyle bir eğilim gösteriyor. Diyor ki koşulsuz itaat edeceksiniz. Ben bütün bilgilere sahibim diyor. Hiç kimseyle paylaşmıyor. Sağlık Bakanlığı ve iktidar için birlikte söylüyorum. Kendileri elde ellerinde olduklarını söyledikleri bilgileri, değerlendirdiklerini, yorum yaptıklarını ve bunun üzerinden günlük hayatımızı planladıklarını ifade ediyorlar. Dolayısıyla sizin iyiliğiniz için diyorlar biz karar aldık ve siz buna uyun ve bize güvenin. Şimdi geldiğimiz nokta bu. Bunu gerçekten uyum uymamayı da denetliyorlar biliyorsunuz. Uymazsanız ceza veriyorlar pek çok yönü itibariyle. Şimdi bunu konuşmamız gerekiyor. Bunu tartışmamız gerekiyor, tartıştırmamız gerekiyor. Çünkü kendine bilimci diyen birçok insan da özellikle bakanlığın bilim kurulu üyelerinden de ellerinde bakanlığın verisinin tümüne ulaşmadıklarını söyleyip örneğin açılımla ilgili planlamayı yaptığını iddia eden bilimciler var. Yani bu kendini inkar etmek de anlamına geliyor aynı zamanda. Elinizde Türkiye'deki salgının boyutuyla ilgili verilere ulaşamadığınızı söylüyorsunuz. O veriler yok. Ama hangi aşamalarla nasıl bir şekilde kısıtlılıklar kaldırılsın diye planlama yapabiliyorsunuz. Gerçekten bunlara hani akademik titri olmasını insanların ya da üniversite çalışmasını insanların maalesef toplumda yaygın kanı olur ama bilinci kabul etmememiz gerekiyor. Çünkü topluma karşı olan sorumluluğu önceliklidir ve çünkü bilimin kurum olarak da temel amacı insanın özgürleşmesidir. Şimdi bu bilgiler bizim özgürlüğümüzü kısıtlıyor. Özgürleşmemizi engelliyor. Bunun da aracı maalesef iktidarla birlikte birçok bilimci oluyor. Bununla beraber bitirmiş olayım. Çok teşekkürler hocam. Biraz da hocam sizin az önce satır aralarında geçtiğiniz hem de aslında salgın sonrasına dair de çeşitli projeksiyonlar içeren bir takım uygulamalar var. Biliyorsunuz çalışma yaşamı boyutuyla özellikle hani Türkiye nüfusunun önemli bir bölümü ücretlileri yani küçük esnaf ve ücretlilerden oluşan bir toplum olduğumuz için bu sizin az önce işaret ettiğiniz sokağa çıkma yasaklarında dahi insanlara evde kal çağrıları yapılırken fabrikalar ve hizmetler sektöründeki iş yerlerinin de önemli bir bölümü durmaksızın çalışmaya devam ettiler, devam ediyorlar. Hatta korunması gereken gruplar arasında ilan edilen bilim kurulu tarafından da 20 yaş altına sizin az önce de değindiğiniz gibi sokağa çıkma yasağı getirilirken 20 yaş altı çalışanlar ise bu yasaktan muaf tutuldular. Yani bir boyutu böyle, bunu daha önceki söyleşilerimizde de konuşmuştuk. Yani işçilerin bu denli çalıştırmaya devam ettirilmesinin hükümetin yani bir ekonomik politikasının bir şeyi olduğunu biliyoruz ama bunun sonuçları ne olacak hocam? Yani az önce salgınların başladığı yoksulluk içerisindeki emekçi yığınların yoğun olduğu coğrafyalardan bahsettiniz. Bu bağlamda da salgın ve pandemi yayılmışken çalışmak zorunda olan, işsiz kalmak istemeyen, zaten çalışmadığında da yaklaşık 1100 lira bile değil, bugün açıklanan rakamlarda bakıyoruz, 500 küsür lira alan, ücretsizin ödeneği alan insanlar da var. Buna mahkum olmamak için çalışmak zorunda olan büyük bir kitle var. Bir boyutu bu hocam, buna dair ne düşünüyorsunuz? Özellikle de 20 yaş altında bu şeyin, çalışanların muaf tutulması meselesi. Hem bir sağlıkçı olarak sizin görüşünüz hem bunun ekonomi politiği olarak bir boyutu da hocam özellikle bu süreçte başlayıp salgın sonrasına dair de bir ışık tutan bir takım öneriler var. MES'in elektronik pranga önerisi örneğin MÜSİAD'ın işte
izole üretim tesisleri gibi. Bu da belki yani sizin dediğiniz pandemiyi otoriterleşmenin bir aracı olarak görenlerin sermaye açısından da pandemiyi nasıl bir dünya, nasıl bir çalışmanın geleceğinin aracı haline getireceklerine dair neler söyleyebilirsiniz hocam? Şöyle söyleyeyim, gerçekten istemeseler de kapitalizmin akıl dışılığı, onun sahiplerinin ne pahasına olursa olsun sermayenin büyütülmesi adına her şeyi, insanların yaşamını bile göz ardı edebileceklerinin çıplak bir örneğini yaşıyoruz. Yani hem vahşiliğini hem insana karşılığını birebir yaşıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Çalışıyorsanız 20 yaşın altında bile olsanız işe gideceksiniz demek. Tam da buna denk geliyor. Yani hayatı var eden, yaşamın bütün ögelerini üreten emek gücünün, işçilerin bir yandan da biraz önce söylemiştim bu hastalığın aşısı yok, ilacı yok. Dolayısıyla toplumsal bağışıklık %50'ye, %67'ye ulaşırsa ancak salgın hale bitecek. İkinci olarak işçilere, emekçilere böyle bir ödevi de kerhen yüklemiş oluyorlar. Yani sınıfsal bir anlam taşıyor toplumsal bağışıklık esasında. Türkiye'de de dünyada da böyle bir özelliği var. Düşünebiliyor musunuz? Damlacık öyle bulaştığı en başından beri bilinen bir hastalığın salgın halinde yeraltı madenleri çalışıyor. Yani Zonguldak maden havzasında kümelenmiş COVID-19 hastalığının varlığının tüm sebebi kapitalizmin vahşiliği ve iktidarın da buna payanda olmasıdır. Bu iradeyi paylaşmasıdır. Bunun sağlanabilmesi için zor kullanmasıdır aynı zamanda. İşçileri dinlemeyip o madenlere bütün gün tam mesai bir biçiminde etkenin çok hızlı bir şekilde bulaşabileceği yerlere de çalıştırmalarıdır. Aynı şekilde yapılan çalışmalar da gösteriyor ki örneğin İstanbul Türkiye'nin Wuhan'ı diyorlar, şöyle böyle söylüyorlar. İstanbul'un tümünde böyle bir şey homojen değil. Özellikle emekçilerin yoğun olduğu ilçelerde, semtlerde, mahallelerde yüksek hastalık sıklığı çok fazla görülüyor. Neden? Çünkü sabahın köründe işe gitmeye devam ediyorlar. Kimisi servislerle, kimisi toplu taşımlarıyla. İşe gittiklerinde ki birçoğu kayıt dışı ekonominin döndüğü tekstil ve benzeri atölyelerde çalışıyorlar. Hala oralar üretime devam ediyor. Biliyorsunuz Türkiye kendine pazarda fırsat diye ifade ediyor Reis-i Cumhurbaşkanı. Değil mi? Reis-i Cumhurbaşkanımız pazarda fırsat. Ne yapacağız? Nasıl dolduracaksınız? İşte yine işçiler hem toplumsal bağışıklığı sağlayacaklar bir yandan, hastalanacaklar yani. Ölenler ölecek. Tam Malthusçu bir yaklaşım. Kalanlar devam edecek üretmeye. Ve bu yaygınlık tamamen işçi sınıfı üzerinden sağlanmaya çalışılıyor. Çalışma koşullarının kötülüğünü söylemeye hiç gerek yok. Bu salgın öncesi de böyleydi. İnsanlığa aykırı koşullar, aykırı çalışma saatleri buralarla ilgili hiçbir düzenleme olmadan devam ediyor bu dönem. Normal koşullar olsa yani insana dönük bir süreç biraz olsun olabilse bunların tümü düzenlenebilir. Tümü esasında baş edilebilecek sorunlar. O bakımdan eve kapanmak gibi ya da evde kalmakla ilgili değerlendirmeler ya da uygulamalar olmadan da bu süreçler kontrol altına alınabilecek süreçler. Yeter ki yaşamın bütünü öznenin insan olduğu bir perspektifle organize edilebilsin. O bakımdan esasında geleceğin toplumu olarak çalışma ve üretim alanlarının birlikteliği, bir üretim alanının atığının başka bir üretim alanının ham maddesi olabileceği, dolayısıyla doğaya ve insana zararın en az indirilebileceği, insanların gereksinimi olanın dışında üretime gerek olmayacağı
dünyayı kurgularken hayal edebileceğimiz yaşam biçimlerinden çalıp onu tam da tahakkümün uygulanabileceği elektrikli, elektriksiz, pilli, pilsiz zincirlerle, halkalarla insanları 21. yüzyılın Huan'daki köleliğine yeni bir biçim getirmeye çalışıyorlar. Başka türlü ifade etmek mümkün değil diye düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam. Hocam bir de bu noktada yani çalışma yaşamıyla ilgili olduğu kadar özellikle salgına dair ayrımcılık üzerinden hareket edersek yani bir mülteciler, korunmasız kesimler kısmı var. Bir de özellikle size sormak istediğim cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili salgın pandeminin ilk günlerinden itibaren başta TTB olmak üzere hem sağlık örgütleri hem de demokratik kitle örgütleri, muhalefet yoğun çağrılar yaptı iktidara. Cezaevleri gibi yani insanların yoğun ve toplu şekilde bir araya kaldığı yerlerde salgının yayılma ve bulaşma riskine dair önlemler, acil önlemler alınması gerektiğine dair hükümet geçtiğimiz haftalarda çıkarmış olduğu af yasasında ise siyasi tutukluları ve hükümleri kapsam dışı bıraktı bildiğiniz gibi. Siyasi bir tavır sergiledi. Yani bu kısma dair hem bir sağlıkçı olarak hocam hem de işin siyasal boyutuna dair neler söylemek istersiniz? Hapishanelerden başlayalım. İnfaz yasası adıyla AKP-MHP koalisyonunun uygulamış olduğu ya da gündeme getirdiği taslak sonra yasalaştı ve uygulandı. Tam da sizin söylediğiniz gibi bu infaz yasası falan değil. Doğrudan doğruya hırsıza, tecavüzcüye, değil mi? Çeteciye, yani kendi eşrafına bu iki yapının af uygulamasıydı. Düşünce suçluların tümü, ki onun adı siyasi suçlular oluyorlar, hepsi içeride. Gerçek bir ayrımcılık ve o kapalı koşullarda kendileriyle ilgili özgür hiçbir karar alamadıkları koşullarda elektriğin satıldığı, sobunun satıldığı, beslenme sorunlarının yüksek olduğu, sağlık hizmetlerinin ulaşımının güç olduğu koşullarda pek çoğu düzmece bir biçimde bir de bu gerekçemiz var. Hapiste tutuluyor yani hastalanmaya ve ölüme mahkum ediliyorlar. Bu gerçekten bu dönemde yüreğimizdeki büyük acılardan bir tanesi, çözemiyor. Gündeme alıyoruz, paylaşıyoruz ama maalesef çözemiyoruz. Böyle bir mesele var. Halbuki acil meselelerden bir tanesi. Gerçekten çok özel ilgilenilmesi gerekiyor. Oradaki var olan durumun bilgilerinin kamusallaştırılması ve paylaşılması gerekiyor. Ve bir şeyleri yapmak konusundaki gayretimizi artırmamız gerekiyor hep beraber. Muhalefetin bu konuda daha organize bir biçimde bu ayrımcılığı ortadan kaldıracak girişimleri zorlaması gerekiyor diye paylaşmak isterim. Gerçekten iç yakan bir tablo. Bir diğeri de göçmenler meselesi. Biliyorsunuz Türkiye'ye daha henüz COVID-19 hastalığının varlığı açıklanmadan önce Avrupa Birliği ile ilişkiler gerildiğinde binlerce göçmen, mülteci merkezi bir idareyle, yönetimle otobüslere bindirildiler ve Yunanistan'la sınır olan kentlerimize doğru götürüldüler. Bir hafta kadar o koşullarda kaldılar. Sonra yine geriye götürüldüler değişik değişik yerlere. Şimdi bu kişiler her türlü sağlık ve sosyal güvenceden yoksun, gelirleri olmayan, düzenli gelirleri olmayan, en kötü koşullarda bu ülkede yaşayan kişiler. Ve birçoğu da sınır dışı edilme gibi kaygılar nedeniyle kendini saklıyor. Birçoğu kaçak işçi. Yani ucuz emek gücü diye Türkiye'de patronların büyük bir kısmı bu gruptan insanları istihdam etmeyi tercih ediyorlar. Şimdi özellikle bunların çalışmakta olduğu perakende sektörü şu
şu anda iktidar tarafından kapalı tutulduğu için bunların çok büyük bir kısmı işsiz ve hastalanma riski en yüksek grup olması itibariyle hem kendileri için bir risk, hastalanma ve ölme anlamında, hem de ülkenin diğer yurttaşları için de bir risk alanı oluşturuyorlar. Çünkü nerede nasıl yaşadıkları ile ilgili maalesef bir haberiz. Hem normalleşmesi için katkıda bulunamıyoruz bir yönüyle, hem de toplumun genelinin böyle bir sorunla mücadelesinde o kişilerin, yani göçmenlerin, mültecilerin sağlık koşullarını iyileştirmesi, yaşam koşullarını iyileştirmesi yoluyla toplumun bütünündeki riski azaltma konusunda da maalesef herhangi bir eğilimde bulunamıyoruz. Bilgiye sahip değiliz çünkü. Orası da karanlık ve kapalı bir kutu olarak yine iktidar tarafından saklı tutuluyor bilgi olarak bizlerde. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Benim sorularım bunlarla sınırlıydı hocam. Çok teşekkürler katkınız için. Ben bir yandan da yayınımız sırasında izleyici arkadaşlardan sorular gelmiş mi ona bakıyorum. Herkes iyi dileklerini iletiyor, iyi yayınlar demişler. Herhangi bir soru en azından ben şu an yayın ekranında görmüyorum. Çok sevebiliriz. Yani bu dönem dayanışma dönemi. Sosyal mesafe evet sınıflar arasında büyüyor. Ancak dayanışmayı bizim kendi sınıfımız, sınıf dayanışmasını artırmak ve umutlu olmamız gerekiyor. Bugünler bizler için dayanışmayla altında kalmadan geçirilebilecek günler. Dilerim burada yaşanan mağduriyetler, yaşanan sorunlar, sorunları yaşayanlar tarafından nedensellikleriyle beraber kavranan, anlaşılan bir hale getirilebilir. Muhalefetin özneleri itibariyle, sol sosyalist yapıları kastederek söylüyorum. Ve bu süreç, pandemi sürecinden önce başlayan bu otoriterleşme sürecini mahkum olmadan bir sınıf mücadelesiyle buluşturulur. Dileğim ve umudum bu. O bakımdan bugünler her yerde ve her şey için dayanışma ve birbirimizle her şeye rağmen fizik mesafeyi koruyarak buluşma ile aşabiliriz. Çok teşekkür ederim beni böyle bir söyleşiye davet ettiğiniz için. Kocaeli Eğitim Sen Yönetimine, genç arkadaşlarıma özellikle hem başarılar diliyorum, hem teşekkür ediyorum. Hem de bu süreçte uzun zaman yaşamış olduğum Kocaeli'ne, Kocaelililere de, hekim meslektaşlarıma, öğretmen meslektaşlarıma sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum aracılığınızla. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Biz teşekkür ederiz değerli katılımınız için. Evet, bu haftaki söyleşimizin konuğu Onur Ramzıoğlu hocamızdı. Onur hocamız salgının tıbbi, biyolojik boyutu ile sosyal ve ekonomi politik boyutunu çok güzel birlikte ele aldı ve tüm bu boyutlar itibariyle de nihayetinde politik boyutuyla, politik bir formülle söyleşimizi sonlandırdı. Politik bir çağrıyla, sınıf dayanışmasıyla bunu aşacağımızı, salgına ve salgına neden olan bütün bu düzeni sınıf dayanışmasıyla aşacağımıza işaret etti. Onur hocam tekrardan çok teşekkürler değerli katkınız için. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun hocam. Herkese teşekkür ediyoruz. İzleyen, dinleyen arkadaşlarımıza da iyi akşamlar diliyoruz herkese. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Teşekkür ederim tekrar.